Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomda çok enteresan bir şey yapacağız. Sol elim, sağ elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro'yu vereceğiz. Daha doğrusu verdik. Yerine de sol elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro'yu aldım. Tabii şu an aşırı mantıksız duruyordu arkadaşlar. Bu sol elimde sağ elimde görmüş olduğunuz cihazı ben geçen sene yurt dışından aldım. 15.000 TL'ye. Bu cihazın yasal süresi dolduğu için artık hani telefonu kullanamıyordum. O yüzden dedim ki kendime yeni bir telefon alayım. Tabi bundan bir önceki videomda iPhone 14 almamak için nedenleri sıraladığımda demiştim ki ben de işim gereği alacağım, hani video çekerim, onu yaparım, bunu yaparım diye. Fakat gelin görün ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Hani uymadı biraz yetersiz kalıyor. Hani bir şey uymaz. Hani bakarsın başka bir şey yaparsın. Bu hesap bildiğiniz patladı arkadaşlar. Cihazları yüzdeye vurduğunuz zaman daha fazla Apple cihaza sahip bir insanım. Telefonum 13 Pro ki 14 Pro'yu da işim gereği satın alacağım. Çünkü geçen sene yurt dışından 15.000 TL'ye almış olduğum bu cihaz, yani o dönemki fiyatıyla 15.000 TL'ye geliyordu. Şu anki satış fiyatı yeni çıkan işte pasaport düzenlemesi nedeniyle bayağı bir düşmüş. Ne bu pasaport düzenlemesi? Öyle gidip de telefonu bir pasaporta kaydettirip öyle Ahmet'e Mehmet'e veremiyorsunuz. Eğer bu telefon yurt dışından geldiyse sadece pasaport kaydını yaptıran kişinin adına bir hatla çalışıyor. Yani mesele bu olunca arkadaşlar, geçen sene 15K'ya almış olduğum telefondan bırakın enflasyon farkını almayı, üstüne bir de zarar etmiş oldum. Çünkü fiyatları bayağı bir düşmüş yurt dışı olanları. Ne çıktı ortaya? Elimdeki telefon böyle abuk subuk fiyatlara satılınca arkadaşlar, böyle 15K ile 19K arasında fiyatlara sahibinden de satılıyordu. iPhone 14 Pro'yu da benim yine yurt dışı almam gerekiyordu. Yurt dışı alacak olsam 15-16K fark ödeyeceğim. Yine 33-35 bin lira arası telefonu yurt dışı fiyatı Türkiye'de satılan. Bir yıl sonra tekrar aynı çileyi çekeceğim. Bu sefer yine ikinci kez zarar etmiş olacağım. Gitsem yurt içi kayıtlı bir iPhone 14 Pro alsam bu sefer fark 35 bin lira 40 böyle abuk subuk bir hale geliyordu. Onu da mevcut ekonomide yapamayacağıma göre, yani bayağı bir para şu an telefon, ona veremem o kadar yani. Dedim Çağdaş'cığım sen bir sakin ol. Yani zararın neresinden dönersen kârdır. Sen bir kere bir hata yapmışsın, bak yasa değişmiş, zarar etmişsin. Hani uzatma artık Çağdaş'cığım dedim. Git kendine güzel bir şöyle yine 10-11K fark üstüne koyarak güzel bir iPhone 13 Pro al dedim. Ve aslanlar gibi bu görmüş olduğunuz yurt içi kayıtlı, hangi hattı takarsan tak çalışacak olan iPhone 13 Pro'yu satın aldım arkadaşlar. Yani olay bu arkadaşlar. 13 Pro'yu satıp 13 Pro aldımın altındaki mesele bu. Bir şey oldu. Bu 512 GB'tı. Bu 250 GB. Vallahi umurumda değil. Hatta takıyorum, çalışıyor. Yani şu anki motivasyonum o. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Arada bir gıcıklanmıyor değilim. Yani acaba mantıksız bir şey mi yaptım? Hani sizce acaba gidip şeyi mi almalıydım? Ne bileyim. iPhone 13 Pro yurt dışını verip üstüne yine 18K falan koyup yine yurt dışı bir 14 Pro mu almalıydım? Bir yıl sonra çekeceğim çileyi göze mi almalıydım kısmında arada bir gıcıklanıyorum ama içim finalde rahat. Fakat yine de sizin görüşlerinizi merak ediyorum. İçim rahat olsun mu olmasın mı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen yorumlara belirtin. Harbiden okuyacağım hepsini çünkü içim yarı rahat yani. Neyse, artık gelelim içeriğimizin içerik kısmına arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki de bu kapanan iPhone 14, iPhone 13 Pro modeliyle arkadaşlar kapandığında neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani aktaracağım yani. Eğer bir detayı atlarsam da yorum bölümünde lütfen belirtin. Şimdi ilk olarak telefon açıkken şöyle size gösterivereyim. Bir dakika şuradan. Şu anda telefon açık arkadaşlar. Kablosuz ağ bağlantısı da açık. Üste servis yok yazıyor. Şimdi ben kablosuz ağ bağlantısını kapatıyorum. Bluetooth'ta ne alakası var? Şimdi kablosuz ağ bağlantısını kapattım. İlk yapacağımız deneme şu. Hat kapandığında karşıdan nasıl bir tepki alıyoruz? Yani telefonumuz meşgul mü çalıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunun için de değerli arkadaşlar, şu anda İspanya İbiza adalarında bulunan muhabirimize bir bağlanalım. O bizi arasın. Bir bakalım neler olacak. Hemen pideciyi arıyorum. Bildiğiniz gibi ben de pideci diye kayıtlı. Bunu bilenler de harbiden old'dur diyeyim. Bakalım ne olacak? Hoparlörü de verelim. Bekliyoruz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Talbiniz üzerinden mesaj bırakmak için biri tuşlayın. İstemiyorum mesaj bırakmak. Yani yurt dışı bir cihaza ulaşamıyoruz. Şu anki durum öyle. Evet, Stevenson Lütfi'den aldığımız bilgiler ve gördüğümüz deneyimin ışığında şunu söyleyebiliyoruz. Hattımız şu an kapalı. Eminiz yani, çalmıyor, ulaşılamıyor. Peki ya ben şöyle bir şey yaparsam? Şimdi ona geliyorum. Kablosuz bir ağ bağlanırsam ne olur? Mesela şu an kablosuz ağ açık. Burada arkadaşlar şunu yapacağız. Yani bir kısmınız biliyordur diye düşünüyorum. Bilmeyenler de hani Android'lerde ve iPhone cihazlarda Wi-Fi arama diye bir şey var. Mesela
şimdi ben bu telefonumda gördüğünüz gibi Wi-Fi arama açık yazıyor. Gördünüz? Gördünüz. Ha, bu Wi-Fi ile arama sayesinde arkadaşlar, hani telefonunuzun çekmediği bir ortamdaysanız ama kablosuzluğa bağlıysanız telefonunuz aramalarda cevap veriyor. Bunun esas amacı operatör firmalarının ağ yükünü hafifletmek. Hazır siz kablosuzluğa bağlıyken hem ses de daha kaliteli, sizi oraya aktarıyor, siz kazanıyorsunuz. Onda yükü hafifliyor falan filan. Şimdi gelin isterseniz Fiji adalarındaki muhabirimize bağlanalım ve bu sefer de telefonumuz servis yok ve bizi bir arasınlar bakalım. Bir de Turkcell Wi-Fi açmış. Onu deneyelim istedi Çağdaş. Bakalım ne olacak. Şöyle hoparlörü de vereyim. Aha çalıyor. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor. Normal arama mı lan bu? Evet, bayağı normal aradım seni şu an. O an normal aramada çalıştı. Evet. Hoparlörü alsana beni. Hoparlördesin zaten. Harbi mi? Evet. Oba çok iyi oldu. Oha çalışıyormuş lan tüm servisi. Yani nasıl o zaman insanlar Wi-Fi olan her yerde yurt dışı cihazlarını mantıken kullanabilir yani. E tabii ki de kullanabilir. Bu tanık çıktı. Başımıza bir iş gelmesin lütfen. Bilmem ki ama her yerde de Wi-Fi yok ki. Yani ne yapacak adam, yanında modem mi taşıyacak? Oğlum belediyenin hattına bağlanır. Belediyenin hattına mı bağlanır? Ya belediyelerin ücretsiz Wi-Fi'leri yok mu, ona bağlanır. Yani evet, bütün dünyada yok ama bu yani. Her yerde. Nasıl yok? Belli ya? Bir alanda çekiyor onlar. Her yerde çekmiyor. Doğru, evet. Yani ama yine bir... de önce şeymiş, okeymiş yani. Evet, kablosuz bir bağlantıya mahkum kaldın şu an. Kalmadım, yenisini aldım. Aa iyi, o zaman güle güle kullan kardeşim. O zaman görüşürüz arkadaşlar, sizi Çağdaş'la baş başa bırakıyorum. Sonuçlar ilginç. Yani telefon yurt dışına yurt içine kapandığı zaman hattı nasıl gösteriyor? Orada demek ki ulaşılmıyor mu gibi gösteriyor. Ne yapıyorsa kablosuza bağlandığınızda hattınızı cayır cayır kullanabiliyorsunuz. Yani bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Vallahi arkadaşlar, yurt dışı telefon, hani ben para da harcamış, üstüne bir de hepsini bir süre kullanmak zorunda kalmış olan birisi olarak söylüyorum ki bence hiç mantıklı değil. Hani hali hazırda bir pasaportunuz yoksa, bir yere gidip gelmediyseniz gerçekten tercih edilmesine gerek yok, bir mantığı yok. Ha, bir yıl kullanırım, bir yıl sonra satarım, ben de senin çektiğin çileyi çekerim diyorsanız okey, yani bunda da bir sorun yok. Benim yaşadığım deneyim pek olumlu değil yani. Sonuç olarak yeni aldığım telefonda diğerinin aynısı arkadaşlar. Özel olarak bir inceleme vesaire ya, kamerası açıldı. Özel olarak bir incelemesini yapmayacağım bunun. Zaten kanalda var, gidip oradan şuraya da kartını koydum, izleyebilirsiniz. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Bu pişman olayım mı olmayayım mı kısmına lütfen katılın. Hani hala hakikaten aklımda yani, acaba mantıklı bir şey mi yaptım, mantıksız bir şey mi yaptım? Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Başka bir videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.